dernekleri bir araya gelir, ya biz bu uşak turu yapmak istiyoruz ya da şuradan şuraya gitmek istiyoruz diyebilirsiniz. Böyle çalışacak olan bir aracımız bu. Yani onun çalışma şeyleri de açıkçası... Hayır, o araç geldiğinde mesela hani bazı insanlar şöyle düşünebilir, ya bu araç işte... için alındı ya da ne bileyim... Bu görme engelli için kullanacak bir hayır, bütün engelli arkadaşlarımızda kullanımına açık bir araç. Hayır, yani kullanım aşamasında böyle bir peki, problem. Yani mesela ortopedi engelliler için bir araç olmuş mu yani? Ortopediler olsun, bizlerden olsun, gidip gelmekte sıkıntı çekenler oluyor. Evet. Ring şeklinde ring mesai olacak. Saatinde evet, bırakıyor. Bizim talebimiz o, ring şeklinde çalışması. Hı. Tabii buna hani bütçe ve tasarruflar çerçevesinde belli bir düzenleme konulacaktır arkadaşlar. Belli bir saat uygulaması konulacaktır muhtemelen. Hani sizlere de o bildirilecek. O saatlerde arkadaşlarımız taleplerini yaparlarsa daha iyi olur. Şimdi biz... Altı Nokta Körler Derneği Uşak Şubesi olarak zaten 15 Ekim Dünya Beyaz Baston ve Güvenlik Günü'nde Utku Hanım'la Kent ve Gündem programında canlı yayında dileklerimizi söyledik. Bugün de ona mütakip bir çalışma yapıldı belediye meclisi tarafından. Biz bundan mutlu olduk. Yönetim kurulu üyelerimiz de hazır bulundu burada ve isteklerini dile getirdiler. Kentteki yapılan yapılması gereken düzenlemeleri dile getirdik. Belediyemizin yapması gereken ve yapılması gerekenleri, esnafımıza düşen görevleri ve halkımıza düşen görevleri söyledik. Tabii biz kimseden pozitif ayrımcılık falan istemiyoruz. Biz diğerleri gibi eşit bir toplumda eşit ve özgür bir şekilde yaşamak istiyoruz. Belediye meclis üyelerimizle tartıştık, konuştuk. Bence çok verimli ve faydalı bir çalışma oldu. Uşak'taki yetkililerimiz de her zaman bizimle birlikteler. Desteklerini esirgemiyorlar. Kendilerine bu anlamda teşekkür ederiz. Ne zaman bir sıkıntımız olsa, ne zaman bir çıkmaza düşsek kendileri bizim yolumuzu açıyorlar. Uşak'taki sıkıntılara gelince dile getirdik. Belediye meclis üyelerimiz de bu konuyla ilgileneceklerini, kendilerinin bize yardımcı olacaklarını söylediler. Teşekkür ederim. Ya bizim için bu toplantı gerçekten çok iyi oldu, çok olumlu oldu. İnşallah hani yapılır, gerçekleşir söylediklerimiz. Zaten orada her şeyi belirttik. İnşallah. Siz anladığım kadarıyla öğrencisiniz. Evet. Nerede okuyorsunuz? Ben uzaktan eğitim okuyorum. Halkla İlişkiler Atatürk Üniversitesi'nde Erzurum'da. Halkla İlişkiler bölümünde okuyorum. Ya bu kurs... Kaçıncı sınıftayız? Bir. Birinci sınıfta yeni başladık Elis. Evet, yeni başladık. Peki, başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Uşak Valerge Lisesi mezunuyum. Burada 6 nokta Köler Derneği'nde bilgisayar kursu görmekteyim. Uşak Belediyesi gerçekten engellilerin yaşamını kolaylaştırmak için elinden gelen bütün gayretini göstermeye çalışıyor. Bizler sorunlarımızı, problemlerimizi yazılı olarak dile getirdiğimizde çoğu problem çözülmeye çalışılıyor. Yani kulak üstü yapılmıyor. Yapılmaya çalışılıyor. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum ben. Engellilere karşı yaklaşımından çok memnunuz. Yani her türlü konuda, sosyal, kültürel, her türlü konuda başkanımız yanımızda olduğuna inanıyoruz. Bugün belediye meclis üyelerimiz geldiler. Çok memnun olduk. Gerekli problemlerimizi anlattık. Onlar da mecliste değerlendirecekler.